Arkadaşlar şimdi geçen derslerden bir fonksiyonun nasıl tanımlandığını konuşmuştuk. Nasıl tanımlanıyordu bir fonksiyon? Başına def koyuyorduk. Yani def koyuyorduk. Ondan sonra bu def ne anlama geliyor bu arada? Muhtemelen yani definition function'ın kısaltması. Şu de dediğim definition bu da function'dır muhtemelen. Fonksiyon tanımlama. İngilizcesi fonksiyon tanımlama. Onun sanki baş harflerini almışlar gibi tahmin ediyorum. Peki neyse bir tane def diye bir yazı yazıyorsun. Bu özel bir yazı. Fonksiyon tanımlayacağını bilgisayara söylüyorsun. Definition function diyorsun. Sonra fonksiyonun ismini yazıyorsun. Burada fonksiyona bir isim vereceksin. Buraya vereceğin isim sana kalmış. Ne diyelim? Fonksiyon 1 diyelim mesela. Fark etmez. Fonksiyona bir isim verdim. Fonksiyon 1. Daha sonra bir parantez açıyorum. Bu fonksiyonun alacağı parametreleri belirliyorum, değil mi? Bu fonksiyonun alacağı parametreler biraz mantıklı bir fonksiyon olsun bari. Fonksiyon basitçe yazdırma fonksiyonu olsun. Yani bir tane kendimizce bir print yapalım. Print'in Türkçesini yapalım yani. Hadi yazdırma fonksiyonu yapalım. Şöyle bir yazdırma adında bir fonksiyon. Parantez içinde bir tane metin parametresi alacağım. Bir tane cümle metin. Bir de kaç defa yazdırılacağı parametresi alacağım mesela. İki tane parametre girdim. İki nokta üst üste koydum. Evet, bu şekilde fonksiyonu tanımlıyorduk. Def diyorduk. Fonksiyon adını yazıyorduk. Parantez açıyorduk. Parantez içinde hangi parametreleri alacağını belirtiyorduk. Bu iki parametreyi alacak benim fonksiyonum. Daha sonra bu aldığım parametreleri arkadaşlar istersen fonksiyonun içinde kullanabilirsin. İstersen kullanabilirsin. İstersen kullanmana da gerek yok. Yani öyle de bir alternatif var. Yani aldık bunları illa kullanacak mıyız aşağıda kodlarda? Hayır. Şart değil. Yani ben evet metini ve kaç defa olduğu bilgisini alacağım ama belki de altta kullanmam bunu yani. Kullanmak zorunluluğu yok. Ama mantıken yani aldıysan hemen işine yarayacağı için almışsındır. Yani dolayısıyla çoğu zaman kullanacaksın. Hatta her zaman kullanacaksın da. Yine de böyle bir zorunluluk olmadığını belirtmek istiyorum. Peki biz ne yapacağız? Şimdi kaç defa? Mesela adam 5 girdi. Şuraya da metin olarak bir isim girdi. Burak girmiş olsun. Burak'ı 5 defa yazdıracağız değil mi? Burada bir for döngüsü yapmalıyım 5 defa yazdıracaksam. For i in range kaç defa? İşte buraya kaç defa değerine kaç girdiyse parametre olarak ben o parametreyi o kadar döneceğim. For döngüsünde bu kadar döneceğim. İki noktamı koydum gene for döngüsünden sonra. İndim bir daha alt satıra. Bu kadar dönüp ne yapacağım? Bu kadar dönüp print metin yapacağım. Bu şekilde bir fonksiyon tanımladım mesela. Bunu şöyle bir çalıştırayım. Şu anda çalıştırdığımız zaman bir fonksiyon tanımlanmış oluyordu. Ama hiçbir işlem yok şu anda. Kuru kuruya bir tane fonksiyon oluşturuldu. Aynı print'e benzer. Print'in Türkçesini yaptık arkadaşlar. Print'in hatta print'te kaç defa olduğunu belirleyemiyorsun herhalde. Print'in Türkçesini yaptık. Bir tane yazdırma fonksiyonu yaptık. Yani ben önceden print yazmaya kalkınca bak pri diyelim mesela bir yerde uyaracak beni. Uyarmıyor. Niye uyarmıyor? Ha, uyardı şimdi. Print. Bunu mu demek istiyorsun diyor. Evet bunu demek istiyorum diyorum. Print'e basıyorum. Sonra parantez açıyorum. Çünkü tanıyor bu fonksiyonu. Print tanıyordu. O yüzden böyle yardımcı oluyordu bize. Şimdi yukarıda ben bir yazdırma fonksiyonu tanımladım ya artık bunu da tanıyor bilgisayar. Mesela ona da bir ufak yazayım. Yaz koyayım evet diyor. Yazdırma fonksiyonunu mu kullanmak istiyorsun? Evet bunu kullanmak istiyorum deyip hemen basıp hızlanabiliriz de. Tamam yazdırmayı kullanmak istiyorum. Açtım parantez. Parantezi açtığımda bak burası da çok önemli. Buraların üzerinde duruyorum. Çünkü bir fonksiyonu okumayı öğretiyorum ben size. Şimdi göreceğiniz bir dünya fonksiyon olacak ileride. Bak bu fonksiyonun neler istediğini aslında içinde yazıyor adamlar. Bak bu fonksiyon, bu yazdırma fonksiyonu bir tane metin bekliyor. Bu metinin içine her şeyi girebilirsin. Herhangi bir şey girebilirsin bu metinin içine. Metinin içine herhangi bir şey gireceksin. Bir de bir tane kaç defa diye parametre bekliyor. Bunun içine de any demiş. Her şeye girebilirsin demiş ama sen buraya gidip sayısal bir şey girmen gerekiyor. Yani kaç defa mantıken sayısal bir şey olmalı. Sen buraya gidip de bir string bir şey girersen şurada dönerken hata verecek. O yüzden yani mantıken metine sen istediğin bir metne gireceksin ama kaç defa parametreyse bir tane sayı gireceksin. Tamam burada hangi parametreleri gireceğini burada sana söylüyor. Peki girelim o zaman. Parametrelere girmenin iki yolu vardır. Buna da herhalde başta değinmedik. İlk önce metin parametresi sırayla gireceksen, önce metini gireceksen metini yazalım. Tırnak içinde Burak. Araya virgül koyuyorum. Şimdi ikinci parametreye yazma vakti. Bak ikinci param kaç defa yazıyorsun şu anda diyor. Evet Burak ismini 4 defa yazdır şeklinde dedim. İki parametreye girdim. İlk parametreye Burak, ikinci parametreye 4 girdim. Şu anda bu ilk girdiğim Burak parametresi şuradaki metine atanacak. Metin yerinde Burak yazıyor olacak. Şu ikinci girdiğim 4 de buradaki kaç defa yerine 4 girmiş olacak. Ve şu işlemler ona göre uygulanacak. Ona göre uygulandığında da Burak 4 defa yazdırılacak. Çalıştıralım ve görelim. Gerçekten Burak 4 defa yazdık. Şimdi
Bir şey daha söylüyorum. Bir şey daha söylüyorum. Bazı fonksiyonlar bazen çok uzun olabiliyor. Çok fazla parametre girmen gerekebiliyor. Şu parametreleri farklı bir şekilde daha girebilirsin. Nasıl girebilirsin? Şöyle girebilirsin. Yazdırma dedim gene. Yine bir tane yazdırma fonksiyonumu kullanacağım. Enter'a bastım. Yazdırma. Açtım parantez. Şimdi benden iki tane parametre bekliyor. Bir metin parametresini bekliyor. Birkaç defa parametresini bekliyor. Yukarıda ben ne yaptım? Sırayla önce metin parametresini girdim. Ardından da kaç defa parametresini girdim. Ama şimdi okuyan birinin de yine rahat etmesi adına şöyle de yapabilirdim bunu. Yani bu buraya Burak yazmış ama bu Burak acaba hangi parametreye ait? Ne yerine Burak girdi bu adam? Bunu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yazdırma fonksiyonun içine metin parametresi yerine metin eşittir. Metin parametresi yerine ben Burak giriyorum. Üste direkt Burak girmiştim. Şimdi daha da belirgin bir şekilde gösteriyorum onu. Diyorum ki metin diye bir parametre var bu fonksiyonun içinde. O metin parametresi yerine ben Burak yazısını giriyorum. Virgül, aynı şeyi kaç defa içinde yapalım. Şimdi benden kaç defayı bekliyor ya. Yani direkt 4 yazsam buraya olur. Kaç defanın içine atanır bu. Ama daha okunur olsun, daha görünür olsun derseniz de kaç defa parametresi eşittir. Buna da 4 giriyorum. Üsttekinin aynısı. Hocam bu biraz daha uzun değil mi? Tabii ki daha uzun. Sırayla girecekseniz üsttekini öneriyorum. Ama bazen çok fazla parametre olacak ve sırayla girmezseniz de çalışır aşağıdaki. Mesela şunu şöyle bir çalıştıralım. Aynı mantık. Metin yerine buraya atadık. Kaç defa yerine 4'ü atadık. Yine bizim istediğimiz çıktıyı verdi. Bunun artısı ne hocam peki? Bu dediğim gibi karışık fonksiyonlarda sırayı da farklı verebiliyorsun bunda. Mesela yapalım aynısını. Yine yazdırma diyelim. Şimdi metin olarak buraya gireceğim ben. Bir metin istiyor benden. Bir de kaç defa istiyor benden. Metin olarak buraya gireceğim. Kaç defa olarak da 4'ü gireceğim. Ama şu anda eğer ben belirteceksem hangi parametreye neyi gireceğimi aynı sırada vermek zorunda değilim. Mesela ilk önce kaç defa giriyorum? Bak kaç defa eşittir 4. Virgül. Bak kaç defa parametresini 4 atadım. Virgül. Ondan sonra metin parametresini de burada Burak atadım. Metin eşittir Burak. Gördün mü? Normalde metin eşittir Burak. Virgül kaç defaya da 4 ata demiştik yukarıda. Burada önce kaç defaya 4'ü ata sonra da metin parametresini Burak'a ata. Demiş oluyorsun. Farklı sırayla veriyorsun parametreleri. Gene çalışır bu da arkadaşlar. Çalıştırdığında bu çalışır. Burak'a 4 defa yazdım. Yani sen gidip vereceğin parametreleri bu şekilde de verebilirsin. Ha yok hocam ben sırayla gireceğim zaten parametreleri. Önce metine gireceğim sonra kaç defa gireceğim dersen direkt Burak ve 4 de diyebilirsin. Yani sırayla yazıyorsan belirtmene gerek yok. Şundan hangi parametre, şundan hangi parametre olduğunu. Ama sırayla vermeyeceksen yani gidip önce 4'ü sonra Burak'a vereceksen hata verir sana. Mesela deneyelim onu da. Bak yazdırma diyelim. 4 virgül Burak dersem şimdi. Kaç defayı 4 olarak algılamayacak bu. Bu senin girdiğin metini 4 olarak algılayacak. Kaç defayı da Burak olarak algılayacak. Ve hata verecek sana. Bu çalışmaz bu kod. Çalıştıralım. Evet bir hata verdi. String objesi integer falan olamaz falan. Bir dünya taşı. Şu içerideki kod çalışamadı. Çünkü niye? Şu anda metini 4 gibi algılıyor. Kaç defayı Burak gibi algılıyor. Bundan kurtulmanın yolu ne işte? Yukarıda yaptığımız gibi. Bunun başına hangi parametre olduğunu yazarsan. Kaç defa parametresi eşittir 4 virgül metin parametresi eşittir Burak şeklinde. Bunu böyle çalıştırırsam şu anda çalışır gördüğünüz gibi. Bilmiyorum anlatabildim mi? Parametreleri bu şekilde de girebiliriz. Şu anda yakın değil mi? Yakınlaştırdım aslında ama. Şu fonksiyonu ve şu çözümleri atayım. Bu böyle olabilir. Böyle olabilir. Ya da böyle olabilir. Bunların hepsi arkadaşlar şu üç çözümde aynı sonucu verdi bize. Sadece şu anda bir fonksiyonu nasıl okuyacağınızı, nasıl kullanacağınızı da öğretiyoruz bir yandan. Bu çok işinize yarayacak çünkü çok fazla fonksiyon var arkadaşlar. O fonksiyonları biz kimse ezbere bilmiyor. Yani kimse her türlü fonksiyonu çok temel basic'leri biliyoruz da yani bir yerden sonra çoğu fonksiyonu kimse bilmiyor. İçine bakıyoruz, dokümantasyonuna bakıyoruz fonksiyonun. Basıyoruz üstüne şöyle. Bak bu fonksiyon bizim yazdığımız yazdırma fonksiyonunun bir metin diye parametresi var. Bir de kaç defa diye parametresi var. Bu parametrelere bakarak anlıyorum ben burada işte hangi parametreleri istediğini. Çoğusunda aşağıda bir açıklama da olur. Şu anda biz kendimiz fonksiyon yazdık, açıklamasını yazmadık. Çoğusunda böyle İngilizce bir açıklama da yaparlar. Şu metin parametresine işte ekrana yazdırılacak olan cümleyi girmelisin, metne girmelisin gibi bir açıklama. Kaç defa parametresine işte metinin ekrana kaç defa yazdırılacağını
sayısını girmelisin. Integer olmalı falan filan diye açıklamalarda da yazar bu. Bizim yazdığımızda tabii açıklama yok. Biz o kadar detaya girmedik. Tamam. Şimdi ilerleyelim. Şöyle bir başlık atalım. Bugün yeni göreceğiniz. Evet. Bugün göreceğimiz başlıklardan ilki arkadaşlar. Yine parametreleri konuştuk. Tam parametrelerle alakalı. Zorunlu ve zorunlu olmayan parametreler. Şöyle bir başlık atalım arkadaşlar. Zorunlu ve zorunlu olmayan parametreler. Biz bir fonksiyon tanımladığımızda parametreler istiyoruz ya. Bu fonksiyon çalışması için bana şu değerleri ver. Şu değerleri verdiğinde çalışacak bu fonksiyon şeklinde. Bunlara parametre diyorduk işte. Şu istediğimiz şeylere parametre diyorduk. Yani şu mesela yazdırma fonksiyonun iki parametresi var. Metin parametresi var ve kaç defa parametresi var. Bu istediğimiz parametrelerin bazısı zorunlu. İlla da girmeli bunu kullanıcı. Kullanıcı bunu girmezse hata verir. Mesela şu yukarıda yazdığımızda şu iki parametre de zorunlu şu anda. Metin de zorunlu, kaç defa da zorunlu. Değil mi? Mesela kopyalayayım şunu aşağıya, daha iyi göstereyim. Şu anda arkadaşlar şu fonksiyonda, şu yazdırma fonksiyonunda metin parametresi de zorunlu, kaç defa parametresi de zorunlu. Sen gidip bunu çalıştırmaya kalksan, yazdırma desen, işte metin yerine Emincan yazıyorum, virgül, kaç defa yerine 5 yazıyorum. Bu şekilde de çalışır. Çünkü iki parametreyi de girdim. Çalıştırayım. Bu şekilde Emincan'ı 5 defa yazdırdı ve fonksiyon çalıştı. Ama ben eğer bir parametreyi unutursam, mesela kaç defa yazdırılacağını unuttum. Sadece yazdırma dedim. Aynı print gibi kullandım. Yani. Yazdırma dedim. Emincan dedim. Şu ilk parametreye girdim. Evet. Şu Emincan parametresi metine atandı. Ama kaç defa parametresi atanacak bir şey bekliyor. Henüz atadım mı bunu? Atamadım. Unuttum mesela. Böyle çalıştırdım. Bu bana bir hata döndürecek. Bu bana bir hata verecek. Bunu böyle çalıştırmaz. Ne diyor? Evet. Yazdırma fonksiyonu missing one required positional argument. Diyor ki işte yazdırma fonksiyonu bir tane eksik argument bekliyor diyor. Argüman bekliyor diyor. O argüman da kaç defa diyor. Kaç defa parametresi. Yani bir kaç defa parametresini girmeliydim buraya diyor. Bir argüman girmedim buraya diyor. Bu şekilde ben bunu çalıştıramıyorum diyor. Çünkü şu parametre ve şu parametre ikisi de şu anda zorunlu parametreler. Bu ikisini girmezsen bu fonksiyon hata verir. İşte şimdi şunu göreceksiniz. Zorunlu olmayan parametrelerde verebiliriz. Biz fonksiyon tanımlarken bazı parametrelere default varsayılan deniyor buna. Varsayılan atamalar yapabiliriz. O da ne? Aynı fonksiyonu yazıyorum. Bak aynı fonksiyonu kopyalıyorum. Aynı fonksiyonu şu aşağıya aldım. Arkadaşlar yazdırma fonksiyonu bir metin parametresi istiyor. Tamam virgül. Bir de kaç defa parametresi istiyor değil mi? Ama ben şu anda şunu istiyorum. Olur da adam unutursa. Yani metini unutacak hali yok. Ekrana yazdıracağını adam illaki yazacak. Metini kolay kolay unutmaz. Metin zorunlu parametre. Metin olsun. Ama kaç defa yazdıracağını unutursa. Üstteki örnek gibi yani. Yazdırma dedi. Emincan dedi. Kaç defa yazdırılacağının parametresini girmeyi unuttu adam. Böyle bir durumda default değer olarak, varsayılan değer olarak bir defa yazdırılsın ekrana. Yani adam kaç defa yazdırılacağını söylemezse bir defa yazdırayım. Ha, söylerse, girerse 3 defa yazdır diye o zaman 3 defa yazdırırım. Bunu nasıl yapıyoruz? Şurada kaç defa fonksiyonu tanımlarken bir daha tanımlayayım fonksiyonu isterseniz. Bir daha tanımlayalım fonksiyonu. Fonksiyonu tanımlarken def yazdırma fonksiyonu açtım parantez. İçine şu anda iki parametre gireceğim değil mi? Parametrelerden ilki metin parametresi. Metin. Bu parametre zorunlu. Buna bir şey yapmıyorum o kadar. Metin virgül geçiyorum. İkinci istediğim parametre de kaç defa yazdırılacağı parametresi. Evet kaç defa parametresi. Ama bu parametre zorunlu olmasın istiyorum. Bunun bir default değeri olsun istiyorum. Bunun bir varsayılan değeri olsun. Yani kullanıcı hiçbir şey girmezse bunu bir olarak algılasın ve ekrana bir defa yazdırsın o yandaki metni. Bunu yapmak istiyorum. Bunu yapmanın yolu da şu arkadaşlar. Fonksiyonu böyle tanımlarken kaç defa eşittir 1 diyorum. 2 nokta koyuyorum. Ondan sonra bunun anlamı ne? Yazdırma bir fonksiyon. Bu bir metin parametresi istiyor. Bu bir kaç defa parametresi istiyor. Ama metin parametresi zorunlu. Metini girmezsen hata verir. Çünkü metin bir şeye atanmamış. İlla da bir şey değeri olmalı, bir karşılığı olmalı bunun. Ama kaç defanın zorunluluğu yok. Çünkü kaç defayı 1'e eşitledim ben. Kaç defa şu anda 1. Kullanıcı hiçbir şey girmezse bu kaç defaya bir defa yazdırılacak. Bir defa ekrana yazdırılacak. Ama kullanıcı kaç defayı değiştirebilir. Kullanıcı eğer buraya 3 girerse o zaman kullanıcının girdiği kabul olacak yani. Kullanıcı unutursa diye bir önlem bu yani. Unutursa diye bu parametreye önceden bir değer atıyoruz.
Gerisini aynı yapalım. Evet. Kaç defa i5 girdi? Mesela 5 defa yazdıracağız değil mi? For i in range kaç defa? 2 nokta. Evet. Print metin. Tamam. Şöyle bir fonksiyon tanımladım. Şimdi yukarıda hata verdi değil mi şu yazdırma? Yukarıda şu yazdırma fonksiyonu hata vermişti. Çünkü niye? İşte kaç defa zorunlu parametreydi. Kaç defayı burada girmedik diye hata verdi. Şimdi yeni oluşturduğum yazdırma fonksiyonunda bu hatayı vermeyecek. Bak yazdırma diyorum. Gelmiyor yazdırma. Açtım parantezi. Metin olarak Emincan'a girdim. Kaç defa girileceğini unuttum. Kaç defa yazdıracağı parametresini girmeyi unuttum. Değil mi? Kaç defa parametresini girmeyi unuttum. Burada kaç defa gireceğimi unutsam bile bana bir hata döndürmeyecek. Çalıştıralım. Kaç defayı unuttum ama o ekrana bir defa yazdırdı zaten. Çünkü kaç defa şu anda zorunlu bir parametre değil. Ben tanımlarken bunun default değerini 1 olarak tanımladım zaten. Yani sen kullanıcı hiçbir şey girmezse, şurada kaç defaya yeni bir değer girmezse kullanıcı, o kaç defanın değeri 1. He, kullanıcı hatırladı. Kullanıcı bir defa istemiyor. Kullanıcı 3 defa yazdırılmasını istiyor. O zaman yazdırma. Emincan, şu anda metin parametresini girdim. Virgül. Kaç defa parametresini hatırladım? 3 giriyorum. O zaman hangisi olacak? Gidip 1 mi olacak, 3 mü olacak? Tabii ki 3 olacak arkadaşlar. En son şu kullanıcı bunu girerse kullanıcının dediği geçerli olur. Çalıştırdım. Emincan'ı bu sefer 3 defa çalıştırdı. E hocam kaç defaya biz 1 atamıştık fonksiyonu oluştururken? Evet 1'i atadık ama o 1 ne olur ne olmaz biriydi. Yani kullanıcı eğer unutursa bu parametreyi girmeyi, o zaman bu parametreyi 1 olarak algıla demek bu. Ama kullanıcı unutmadı. Kullanıcı 3 yazdı oraya. O zaman kaç defayı 3 olarak algıladı ve öyle işlemler yaptı. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şöyle bir soralım. Zorunlu ve zorunlu olmayan parametreyi anladım. Olmayan parametreleri anladım diyelim. Parametreleri tam anlayamadım olsun. Anlamadım olsun bile. Bir fonksiyon tanımlarken ne zaman zorunlu parametre, ne zaman zorunsuz parametre nasıl girdiğimizi anlayabildik mi? Evet. Tam oturmayanlar olmuş. Bir iki kişi. Yani hatlarıyla gene anladım deniyor ama. Arkadaşlar dediğim gibi bu parametreler mesela aynen güzel bir örnek geldi aklıma. Daha doğrusu var olan bildiğiniz bir print'in örneğini vereceğim. Print. Print fonksiyonu. Hocam metine de string olarak default değeri girilebilir mi? Girilir. Onlar girilir efendim de onlara ben girmiyorum. O detaylara ben girmiyorum. Öyle şeyler yapılabilir. Mesela şunu diyorsun anladım. Arkadaşın şunu dedi sanırım. Şimdi anladım dediğini pardon. Az önce farklı bir şey sorduğunu zannettim. Arkadaşınız metini de bir şey belirleyebilir miyiz? Belirleriz. Yazalım. Arkadaşın dediğini yapalım. Diyor ki metini de adam metini girmeyi de unuttu. Metin de eşittir. Şurada ne diyelim? Metin girmeyi unuttunuz. Cümlesi olsun. Metin girmeyi unuttunuz. Şu şekilde fonksiyonu tanımlarsam tanımladım. Bak şu anda bu yazdırma fonksiyonu. Evet bir metin parametresi bekliyor. Evet bir kaç defa parametresi bekliyor. Ama iki parametrenin de default değerleri var. Sen eğer gidip hiçbir parametre girmesen bile bu fonksiyon çalışacak. Mesela çalıştıralım. Yazdırma dedim. Yazdırma fonksiyonu. Açtım parantezi. Yazdırma fonksiyonunu çağıracağım. Benden metin istiyor. Bak metin. String olarak metin girmeyi unuttunuz şeklinde bir default değeri var bunun. Sen yeni bir değer girsen sorun yok. Buraya yeni bir değer girsen. Yine Emincan desem metin yerine. İşte 5 girsem kaç defa yerine böyle çalıştırsam yine istediğin gibi çalışacak. Emincan ve 5. Ama unuttun girmeyi. Yazdırma dedin. Açtım parantezi. Hiçbir şey girmeyi unuttun. Metini de girmeyi unuttun. Hatta kaç defa girdin. Böyle kuru kuruya yazdırma fonksiyonu. Çalıştırsan şu anda ne olacak arkadaşlar? Metin yerine şu atanacak. Kaç defa yerine de bir atanacak. Yani bir tane ekrana metin girmeyi unuttunuz yazdıracak. Çalıştıralım. Ekranda metin girmeyi unuttunuz yazıyor bir defa. Çünkü ikisine de ben başlangıçta bir default değer atadım. Bu başlangıçta bu default değerleri atarsanız fonksiyonunuz kolay kolay patlamaz yani. Kullanıcı unutursa bazı değerleri girmeyi o değerler yerine ben zaten bir tane değer atadım. Yani kullanıcı onu girmese bile fonksiyon çalışır. Bunu sordun herhalde Efehan. Gördüğün gibi metine de bir default değer atanıyor. Her şeye bir default değer atanıyor. Hatta bu default değerleri
biraz daha şartlandırabiliriz de şu an girmeyelim onlara. Yani bir default değer atanabildiğini görün böyle. Şimdi mesela var olan bildiğiniz bir print fonksiyonundan bahsedeceğim. Print fonksiyonu. Gelin bir fonksiyonu birlikte okuyalım. Bak print dedim. Açtım parantez. Şimdi print fonksiyonun içinde bak kaç tane parametre var. Siz bunları öğrenmediniz. Bir iki tanesini öğrendiniz. 2-3 parametre öğrendiniz. Bak print ilk olarak şurada yıldızı görüyor musun? Yıldız. Yıldız values diyor. 2 nokta obje. Diyor ki bu bir values dediği değer. Bu bir değer alacak. Ve o da obje olacak diyor. Yani ekrana yazdıracağın şeyi kesinlikle yazmalısın printin içine. Şu zorunlu parametre işareti, şu yıldız dediği zorunlu parametre. Sen şu values'u girmezsen böyle bomboş print yaparsan hata verecek bu. Bu values'u kesinlikle girmelisin. Yani ekrana yazdırılacak şeyi kesinlikle girmelisin. Ama bu values'un haricinde başka parametreler daha var bunun içinde. Bak bir tane sep parametresi var. Bunu öğrendik. Sep, separator'dan geliyor böyle bölme. Neyle bölelim bunları? Bak sep parametresi var ama bunda yıldız yok. Yıldız niye yok? Sep'i çünkü yazmasan bile bunun bir default değeri var. Sep'i yazmasan bile bunun bir default değeri var. Bu hata vermeyecek. Yani hiçbir yerden bölmeyecek ve istediğin objeye yazdıracak. Başka end parametresi var. Bunu da gördünüz. Ama end'i yazmasak bile bu fonksiyon çalışacak. Gördüğün gibi başka bir parametre var mı? Ne bileyim şöyle garip garip file parametresi falan var. Bilmiyorum ne olduğunu ben de. Flash diye parametre var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Yani kullanılan zaten sep ve end. Biz sep ve end'i kullanıyoruz. Ama bunlar zorunlu parametre değil. Bak sep de zorunlu değil. End de zorunlu değil. Sen sadece values zorunlu. Sadece şu print'in içine yazacağın şey zorunlu. Print'in içine mesela Emincan yazarsam çalışır. Çünkü niye çalışır? Sep'i de girmedim, end'i de girmedim. İki parametreyi girmedim. Ama sorun yok ki. Ben şurada values parametresini girdim. Ekrana yazdırılacak olan değerleri girdim. Ekrana bunu yazdır diyorum. O zaman bu çalışır. Diğer parametreleri girmeme gerek yok. Ama values'u da girmeseydim. Print deseydim print boş. Şu anda bak values zorunlu diye uyarmasına rağmen beni values'u da girmedim. Bomboş kuru kuru yer print dedim bana dizi açtım. Böyle çalışacak mı bu? Çalıştır dediğinde hayır böyle çalışmayacak. Çalıştı bunu da çalıştırdı. Bu şeyin collab'in bir artısı olabilir. Yani bomboş. Yani normalde values zorunlu. Bu collab'in bir artısı olabilir arkadaşlar. Normalde print'te values'u girmemiz zorundaydık. Neyse tamam çok detaya girmeyelim de. Umarım ne zaman zorunlu ne zaman zorunlu olmadığını anlamışsınızdır. Ve bu fonksiyonları böyle okumayı öğrenmeniz daha önemli benim için. Yani şurada bir tane print ile uğraşacaksak açıyoruz print diyoruz. Sonra üzerine geliyoruz. Bana bu printin açıklamaları var. Bak hangi parametreleri aldığı. Bak aşağıda size dedim ya aşağıda böyle metinsel olarak da açıklarlar bunu. Bak açıklıyorlar aşağıda. Print the values to a stream or to size default falan filan bir şeyler diyor. Ne diyor tam anlamıyorum da. Şurayı ben anlamadım. Değerleri ekrana stream olarak bastırır tarzı bir şeyler diyor. Default olarak size. Yani default olarak şu altına bastırır. İşte file diye bir parametre var. Ne olduğunu bilmiyorum. A file like object. Obje gibi file'lara şu anki sistemin altına bastırır. Bir şeyler diyor. Separator parametresi string inserted between values. Default a space. Evet separator bölme anlamına geliyor. Stringleri belirlediğin değerden böler. Yani values'u daha doğrusu girdiğin cümleyi belirlediğin yerlerden böler gibi bir şey diyor. Default değeri space, boşluktan böler. İşte end parametresi falan filan. Her parametrenin böyle açıklamasını adamlar alta yazar yani. Sen şu anda çok basit basit fonksiyonlardan konuşuyoruz. Print'ten konuşuyoruz. Print'i parametrelerini anlattım zaten. İki parametresi önemliydi. İkisini de anlattım zaten. Onu geçtik. İleride karşınıza bir fonksiyon çıktığında parametreleri nasıl çalışıyor, parametrelerin görevi ne gibi merak ederseniz bu şekilde üzerine gelip okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Tamam neyse. Dedik zorunlu zorunlu olmayan bitti. Şimdi asıl olayımıza geliyoruz. Bir tane daha başlık atın. Evet. Ekrana bastırmak yerine bunu hatta büyük başlık yapacağım. Ekrana bastırmak yerine değer döndüren fonksiyonlar. Asıl fonksiyonlar bu arkadaşlar. Asıl fonksiyon bu. Şu üstte yaptığımız fonksiyonlar evet fonksiyondu. Ama şu fonksiyonların hiçbiri bir değer döndürmüyordu. Şu fonksiyonlar ekrana bir tane yazı yazdı dedi o kadar. Ekrana metin yazsın. Ekrana işte ne istiyorsak ekrana yazdırıyordu. Print işlemi yapıyordu. Şimdi ekrana bastırmak yerine yani print etmek yerine bir tane değer döndürsün bana. Değer döndürme kavramı ilk başta oturmayabilir. Yakında oturacak. Bilerek döndürme kelimesini kullanıyorum. Çünkü return ile kullanılıyor. Return döndürmek demek İngilizce. Değer döndürmeyi return ile yapıyoruz. Ekrana bir değer döndür, bana bir değer döndürsün.
Ben o değeri alayım, başka yerlerde kullanayım. Yani hemen fonksiyonumuzu hatırlayalım. Fonksiyon neydi? Fonksiyon bir tane fabrika gibi düşün. Şöyle burada fabrika. Buraya bazı değerler giriyor. Hop, farklı olarak dışarı çıkıyordu. Evet. Mesela bu fabrika kare alan bir fonksiyon olsun. Kare al fonksiyonu olsun bu. Bu fabrikaya 5 girecek. 5 burada değişime uğrayacak bu fabrikada. 25 olarak o değer dönecek. O değer döndü. 25 olarak döndü. Daha sonra ben o değeri, o 25 değerini alıp başka yerlerde kullanabilmem için o değerin bana dönmesi gerekiyor. Şu anda şurada yaptığımız print işlemleri bize bir şey döndürmüyor aslında. Herhangi bir dönüşüm almadık burada. Dönüşümü nasıl alırız? Şimdi onu göreceğiz. Bir fonksiyondan bir değer nasıl döndürülür? Bunu göreceğiz. Önce bir temel şeyleri yazalım. Python'da bazı fonksiyonlar sadece bir işlemi bitirir ve görevi orada biter. Yani şu bizim şu üstte yaptıklarımızın tek bir görevi var arkadaşlar. Şu oluşturduğum yazdırma fonksiyonu tek bir görevi var. Metin girildi mi metini ekrana bastır. Bu kadar. Ya yani tek bir görevi olan fonksiyon değer döndürmesine gerek yok. Evet tamam değer geldi ekrana bastırmaydı görevim zaten. Bastırdım bitti. Ama bazı fonksiyonlar evet devam edelim. Ama bazı fonksiyonlar bir değer evet bazı fonksiyonların arkadaşlar bir değer döndürmesi gerekiyor. Yani bazı fonksiyonlar bir değer döndürür. Bu değeri neden döndürür biliyor musunuz? O dönen değeri ben başka yerlerde de kullanacağım. Mesela kare al fonksiyonu 5'in karesini alıp 25'i ekrana yazdırmak mı bunun görevi? Yoksa 5'in karesini al işte ardından başka bir yerde ben o 5'in karesini aldıktan sonra 5'in bir daha küpünü alacağım belki. 5'i bir daha 3'te çarpacağım belki. 5'e böleceğim belki. İleride başka işlemlere de tabi tutacağım. İşte çıkan sonucu ekrana 5 defa yazdıracağım. Ondan sonra işte alacağım. Ya farklı yerlerde de kullanacaksam bu printle yapılmaz arkadaşlar. Bu değer döndürmemiz gerekir. Bu değeri alıp döndürüp başka yerlerde kullanmamız gerekir. Tamam. Bazı fonksiyonlar bir değer döndür dedik. Devam. Biraz daha yazalım. Sonra örneklerle daha iyi oturacak bu. Yukarıda yazdığımız bak bu zamana kadar yukarıda yazdığımız fonksiyonlardan hiçbiri yukarıda yazdığımız fonksiyonların hiçbiri bir değer döndürmüyordu arkadaşlar. Yani ekrana bir output vermesi değer döndürmesi anlamına gelmiyor. Yani şunu yazıyorum. Print Emincan yazıyorum. Pardon şurada. Yazdırmanın içine bir tane Emincan 5 diyorum. Ekrana 5 tane Emincan yazdırıyor. Şu anda değer döndürmüş mü oldu? Hayır. Değer döndürmekten bunu kastetmiyorum. Bu dönen değeri ben gidip başka bir yerde kullanabiliyorsam işime yarar. Şu anda bu dönen değer başka bir yerde kullanılmıyor. Çünkü dönen bir şey yok. Yani şu dediğinde ekrana bastırıyor bunu bir tek. Ekrana 5 defa bunu bastırıyor bitti. Sonra sen bu işlemi başka bir yerde kullanamazsın yani. Çünkü bu bir değer döndürmedi bu fonksiyon. Bir değer döndüren bir fonksiyon değil. Değer döndüren fonksiyonları şimdi göreceğiz. Bu zamana kadar hiçbiri değer döndürmüyordu. Fonksiyonun bir değer döndürmesi için evet burası önemli. Return komutu gerekir diyelim. Tamam. Komut mu diyelim? Return ifadesi diyelim. Komut. Return ifadesi kullanılmalıdır. Tamam. Fonksiyonun bir değer döndürmesi için arkadaşlar return ifadesini kullanmalıyız. Yani print değil de daha doğrusu print değil de böyle daha kolay kalıyor aklında. Print değil de return edeceksin. Yani en son ekrana print etmek yerine onu return edeceksin. Tamam. Olay bu. Print değil de return etmek. Aa, güzel bir cümle. Print etmek değil de return etmek. Peki. Yer bulamıyorum gene. Şurada dursun bakalım. Evet. Bir şey daha yazdıralım. Bu da az önce söylediğim şey. Bir fonksiyonun ekrana bir yazı yazdırması bir değer döndürdüğü anlamına gelmez. Bir değer döndürdüğü anlamına gelmez. Değer döndürdüğünü biz nereden anlarız? Şuradan anlarız. Eğer bir fonksiyonun çıktısını bir değişkene atayabiliyorsak o fonksiyon değer döndürüyordur. Evet. Bu ne demek? Arkadaşlar mesela bir fonksiyon bir değer döndürüyorsa o dönen değeri sen bir değişkene atayabilirsin ve o değişkeni daha sonra başka yerlerde kullanabilirsin. Ama bir fonksiyon değer döndürmüyor, sadece print işlemi yapıyorsa sen onu bir değişkene atayamazsın. Mesela şunu kastediyoruz. Yukarıda oluşturduğumuz yazdırmayı alalım yine. Mesela tamam şu yazdırmayı alalım. Hadi bir tane fonksiyonu aldım. Aşağıya bir tane
yazdırma fonksiyonu. Şu anda bu fonksiyonun görevi arkadaşlar, metin diye parametre alacak, kaç defa diye parametre alacak, ekrana kaç defayla metini bastıracak, print edecek. Print. Arkadaşlar print ediyorsa, burada bir return ifadesi yok, bir şey döndürmüyor zaten. Gördüğünüz gibi bir return yazmıyor burada hiçbir yerinde. Dolayısıyla bu değer döndüren bir ifade değil. Bunu nereden anlayabiliriz? Bunu şuradan anlayabiliriz. Mesela A dedim. A gibi bir değişken atamak istedim. Daha doğrusu şu yazdırma diyelim. Yazdırma Emincan 3. Tamam. Böyle yazdığımı çalışıyor. Kuru kuruya yazdığımı çalışıyor. Ama ben bunu gidip bir değişkene atayabilir miyim? Ben bunu gidip bir ne olsun? Cümle diye bir değişken atayım. Cümle eşittir yazdırmanın bu şeyi dersem. Şunu şöyle çalıştırayım. Atanmaması gerekiyor da işte bu collab bunları hep handle ediyor ya. Collab öğrenirken evet ya bu normalde hata verir bu. Collab burada bu sorununu çözüyor. Da bu collab'e özel bir şey yani. Normalde değişkeni atayamayız bunu arkadaşlar. Niye atayamayız? Çünkü şu anda burada bir return işlemi yok. Burada sadece ekrana bastırma işlemi var. Dolayısıyla daha doğrusu dur handle etmemiş olabilir. Burada cümle eşittir yazdırma dedik. Bunu çalıştırdığında şurada yazdırma fonksiyonu çalıştığı için şu yazılımlar yazdırıldı. Onda sorun yok. Peki cümleyi yazdırabilir miyim? Ben şu an cümleyi çalıştırabilir miyim? Cümle diye bir şeyi çalıştırabilir miyim? Belki de onu bile çalıştıracak işte ya. Bu collab sağ solu belli olmuyor. Evet onu da çalıştırdı ama bomboş bir şey. Çalıştırmadığı gibi bir şey yani. Evet cümle dediğimde şu yazdırma işlemi yapmadı. Yapması için ne lazımdı? Onu da bir sonraki ders göreceğiz ama hızlıca bir anlatayım. Def bir tane kare al fonksiyonu yapalım. İçine bir sayı girsin. Normalde print de öğrendik. Eğer print yaparsam, print sayının karesi dersem, şu anda bu bir değer döndüren bir fonksiyon değil. Ben kare al derim, 5 girerim, ekrana bir 25 çıktısı alırım. Ama şu anda bir değer dönmedi bana. Değer dönmedi, sadece ekrana bastırdı bunu. Mesela sen bu kare alı, şu 25 çıkıyor ya madem, bunu bir değişkene eşitleyip, ya bu da olacak diye çok korkuyorum da normalde olmamalı. İşte bunu bir a değişkenine eşitleyip a kare al 5 diyelim. Daha sonra aşağıda a'yı çağıralım. 25'i verecek mi? Onun 25'i değil bu arada pardon. Onun 25'i değil bu. Şu an kare alın 25'i şurada çalıştı. Şimdi şu aşağıda a'yı çalıştıracak mı? Çalışmıyor. Tamam çalışmıyor. Yani collab birazcık handle ediyor ama işte dediğimi umarım anlamışsınızdır. Yani şu kare al 25 oldu ama ben bu 25'i gidip de a diye bir değişkeni atayamadım. Bak a'yı çalıştırdığında a'ya 25 bir daha vermiyor. Çünkü neden? Çünkü şu fonksiyon şu anda print eden bir fonksiyon. Bu fonksiyon şu anda bir return eden bir fonksiyon değil. Peki bunu sağlamanın yolu da biz atacak arkadaşlar saniyesi var. Print yerine return yazmak bu kadar. Şunun yerine return yazarsam olay bitiyor bu kadar. Şimdi a'yı eşitle. A'yı kare al 20 kare al 5'e eşitle. Aşağıda a'yı çağır. Sana 25'i versin. Evet. Bir sonraki ders anlatacağız buraları. Çok hızlı geçtik. Bir sonraki ders görüşürüz. 10 dakika sonra başlıyor bir sonraki ders. Görüşürüz gençler.